Abdülkadir Selvi 25 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısı Kılıçdaroğlu'nun nefesi yavaşın ensesinde Erdoğan açık ara önde Tüketici Güven Endeksi ile seçim sonuçları arasındaki ilişkiyi 7 Haziran seçimleri sırasında fark ettim. O tarihten bu yana anketlerle birlikte Tüketici Güven Endeksini de takip ediyorum. Tüketici Güven Endeksi son 2 ayda yükselişe geçti. Haziran'da %63.4 iken Temmuz ayında %68 oldu. Ağustos'ta ise %72.2'ye yükseldi. Bu iyi bir gösterge ama yetmez. Aynı şekilde anketlerde AK Parti ve Erdoğan'ın oylarında son iki ayda yükseliş olduğunu gösteriyor. Ama bu 2023 seçimlerinin sonucunu tayin etmeye yeter mi orasını bilemiyorum. Bu yükseliş eğiliminin devam etmesi lazım. En azından zorlu kış koşullarında düşmemeli. Optimar anketi ne diyor? Şimdi sizinle analizi dün akşam saatlerinde tamamlanan Optimar'ın Ağustos ayı anketini paylaşmak istiyorum. Yazımı yetiştirmek için verileri yeni gördüm. Yani sıcağı sıcağına tamamlanmış bir araştırma. Televizyon programlarında gündemi yorumlayan Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın araştırması 12-15 Ağustos'ta Türkiye genelinde 2 bin kişi üzerinde yapılmış. Ekonomi birincilik tahtında. Optimal'ın Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna cevap verenler yüzde 64 oranında ekonomi demiş. Onu yüzde 9.7 oranında işsizlik takip ediyor. İki veriyi topladığımızda ise ekonomi ve işsizlik yüzde %73 73.7'ye yükseliyor. Bu sürpriz bir sonuç değil. Uzun bir süredir Ekonomi birinci gündem maddesi olma özelliğini koruyor. Ekonomi, hayat pahalılığı ve işsizliğin oranı düşmedikçe, açık ara birincilik kürsüsünden inmedikçe seçim sonuçlarını tayin edecek demektir. O nedenle diyorum ki Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu değil. Ekonomi. İktidar 2023 seçimlerinde muhalefetle değil, ekonomiyle yarışacak. Çünkü muhalefet güven vermiyor. Ama ekonomi halkımızın en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ekonomiyi Suriyeliler takip ediyor. AK Parti 2023 seçimlerine giderken ekonomiyi raya oturtmak ve Suriyeliler konusundaki toplumdaki tepkiyi gidermek zorunda. Hangi parti çözer? Bunca sorun varken halkımızın muhalefet partileri bunu çözer dememesini altılı masanın liderleri iyi değerlendirmeli. Ekonomi birinci sorun çıkarken halkımıza bu sorunu kim çözer denildiğinde AK Parti diyorsa altı liderin biz topluma neden güven veremiyoruz diye düşünmesi lazım. Bu sorunları hangi parti çözer diye sorulduğunda ankete katılanların yüzde 32.1'i AK Parti diyor. Neden AK Parti diye sorduğunuzdaysa ankete katılanlar çözüm odaklı yanıtını veriyor. CHP çözer diyenlerin oranı oranıysa %21.1'de kalıyor. CHP'nin oy oranı %25 olarak anıldığında demek ki her 5 CHP'liden biri bizim parti bu sorunları çözer diye düşünmüyor. HDP diyenlerin oranı %8.2 olurken MHP diyenler %7.7, İyi Parti çözer diyenlerse %7.6 çıkıyor. Küçük partilerse çözüm odaklı olarak görülmüyor. En beğenilen siyasetçi en beğenilen siyasetçi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara birinciliğini sürdürüyor. Erdoğan diyenlerin oranı %30.8 olurken Mansur Yavaş'ı işaret edenlerin oranı %13.6 çıkıyor. Onu %10.5 ile Kemal Kılıçdaroğlu takip ediyor. Kılıçdaroğlu yükselirken Ekrem İmamoğlu ise %3.6 ile 7. sıraya gerilemiş durumda. Hangi parti birinci? Optimar, bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz diye de sormuş. Ankete katılanların %37.2'si AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı ise %26 çıkıyor. Onu %10 la İYİ Parti, %9.9 HDP takip ediyor. MHP'ye ise %9.5 oranında oy çıkıyor. İYİ Parti konusundaki çekincemi hatırlatmama gerek yoktur. İYİ Parti'yi bu oranın üstünde bekliyorum. Küçük partilerin durumu ise bir salıncak gibi. Bir ay önce Zafer Partisi yükselişteydi. Bu kez yeniden Refah Partisi %1.5 ile 6. sıraya yükselmiş durumda. Onu aynı oranla Zafer Partisi takip ediyor. Deva Partisi %1, Saadet Partisi ise %0.7 çıkarken Davutoğlu'nun partisi %0.6 oranında çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önce? Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan %36.48 ile birinci sırada gelirken onu %14.67 ile Mansur Yavaş takip ediyor. İyi Partili Buğra Kavuncu'nun önerisi yeni olduğu için ankete yansımamış ama Yavaş oyunu biraz daha artırarak ikinciliğini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun nefesi ise Yavaş'ın ensesinde. Üçüncü sıraya yerleşen Kemal Kılıçdaroğlu'nu diyenlerin oranı %14.57 çıkarken Ekrem İmamoğlu 7. sıraya kadar gerilemiş durumda. İmamoğlu diyenlerin oranı 3.73 çıkıyor. 4. sırada %9.52 ile Demirtaş, 5. sırada ise %8.30 ile Devlet Bahçeli geliyor. Onu %7.62 oranıyla Meral Akşener takip ediyor. Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı adayı değil, Akşener ise Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını sık sık deklare etmesine rağmen partilileri onları iyi bir yere taşıyor.